Efendim Andan. Alo aşkım. Ne yaptın? Akşam için rezervasyonumuzu ayarladık mı? Evet canım, merak etme. Sen neredesin? Kuafördeyim aşkım. Senin için hazırlanıyorum biliyorsun. Bu akşam çok güzel olmak istiyorum. Olacak anneciğim, merak etme, o da olacak. Kader de sana benzeseydi hiçbir derdim kalmazdı. Anneciğim, o da büyüyecek, sen hiç merak etme. Ama sen hep böyleydin annem, hep böyle olgun, hep böyle düşünceli. Daha şu kadar çocuktun, eve ekmek getiriyordun. Gündüz okula, akşam işe. Anneciğim, nereden çıkardın şimdi bunları? Hadi yapma öyle. Ben halimden memnunum hem. Allah hak ettiği gibi iyi, güzel bir hayat versin benim kızım. Başka da bir şey istemem. Hayırlı bir iş, hayırlı bir kısmet. Kaderim benim kaderime benzemez. Tek dileğim var. Allah yavrularımı hep iyi, güzel insanlarla karşılaştırsın. Sen Mehmet Kemal. Kızı kandırıyorsun resmen. Yalan yok bundan sonra. Yok. Anneciğim ver, ben yaparım. Yok annem, dinlen biraz. Çocuk değiliz değil mi? Ne söyleyeceksen olsun bitsin. Bahar. Ben zannettiğin kişi değilim. Yani ben Osman Kozan'ın oğluyum. Yani ben şoför değilim. Ya, olmuyor. Şimdi. Merhaba. Merhaba. Yakışmış. Teşekkür ederim. Çok naziksin. Hiç gereği yoktu. Ne teşekkür canım. Bak eğer sen beğenmediyse başka rengiyle değiştirebilirim. Yo, çok güzel. Dar mı olmuş biraz? Bak bizim mağazadan aldım. İstersen yarın daisi ile değiştirebilirim. Bundan iyisi olamaz. Bahar, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur. Konuşalım o zaman. Ya çok takma bence, önemli değil. Nasıl takmam aşkım ya? Şimdi delireceğim. Kına yapmış gibi oldu saçımın rengi ya. Bildiğin kırmızı. Yapma böyle. Ne olacak? Ne demek ne olacak Kemal? Ben bu şekilde yemeğe gidemem ki. Yani saçlarım berbat, gözlerim ağlamaktan şiş. Ben bu şekilde karşına çıkamam aşkım. Tamam. Başka bir zaman yaparız. Tamam. Yarın ara beni olur mu? Ben şimdi gidip yatacağım. Öpüldün aşkım. Tamam, görüşürüz. Kusura bakma. Uzadı biraz. Olsun. Otursana. Otursana.
Sen ne konuşacaktın benimle? Ben... şey... biraz yürüsek mi? Çay getirmiştim. Yemek hazır. Bahar, sen de yardım et de kıralım kızım sofrayı. Tamam anneciğim. Ya ben sizi rahatsız etmesem yemek vaktinde. Olur mu hiç öyle şey oğlum? Vallahi bırakmam yemek yemeden. Merhaba. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Hadi kızım yıka da ellerini gel hemen. Tamam. Sen mi bakıyorsun çiçeklere? Evet, çok severim. Babam da çok severdi çiçekleri. Baban? Babam... biz çok küçükken ölmüş. Neyse, ne konuşacaktın sen benimle? Ben... yani... tanışmamızla ilgili konuşacaktım Bahar. Ben de seninle bu konu hakkında konuşmak istiyordum aslında. Ya! Ben sana... ben sana... beceremem böyle şeyleri pek ama... bize yardımların için... İyi şeyler falan söyleyecektim işte sana. Sonra... sonra anladım ki... seninle konuşmadan da anlaşabiliyoruz. Abi, sen Feride'ye aşık mısın? Hem de çok. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ki? Eminim. Çünkü yanında sessiz kalabildiğim tek kadın o. Affedersin, yanlış bir şey mi söyledim? Yok, hayır. Ben de tam söylediklerini düşünüyordum. Sen söyleyince şaşırdım. Biliyor musun? Öyle bir zamanda çıktın ki karşıma. Öyle çaresiz, öyle zor durumdaydım ki. Umudumu ve inancımı kaybedebilecek kadar yorulmuştum. İyilikten, dürüstlükten, hatta insanlıktan bile umudumu kesebilirdim eğer sen karşıma çıkmasan. Bilmem, belki babası oluşumdandır. Aslında kendimi bildim bileli hep korktum hayattan. Hayat işte. Yani şikayet ettiğimden falan değil. Zorluyor, yıpratıyor ve acıtıyor insanı. Sonra da korkutuyor kendini. Ama bazen hayat iyi, doğru dürüst. Güzel insanlar çıkarabiliyor karşına işte. Hem de hiç ummadığın bir anda. Hayatıma girdiğin için
çok mutluyum. Aslında sen konuşacaktın. Hep ben konuştum. E sen ne söyleyecektin? Ben de seni tanıdığım için mutluyum Bahar. Hem de çok. Ben diyecektim ki... yarın birlikte bir şeyler yapalım mı diyecektim. İşi tesadüfe bırakmadan karşılaşalım artık. Olur mu? Olur. Çok güzel olur. Hikayemiz yarım kaldı.